yapıyorsun sen öyle? Hiç. Çamaşır yıkayacaktım. Beşir'in kirlisi var mı diye bakmaya geldim. İyi. Bırak şimdi çamaşırı. Hadi annene yardım et. Bekliyor, koş. Eylül Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemile! Ya! Aa, Eylül Bey. Yavaş, beynim zonkluyor. Ne oldu, hayrola? Başım çatlıyor. Titriyorum da. Tiril tiril geziyorsunuz tabii, şifayı kaptınız. Ne oldu Behlül? Üşütmüş belli. Ben akşama kadar yatıp dinleneyim. İlaç var mı evde? Olmaz olur mu? Cemoş, bakıver eczacı dolabına. Siz çıkın, getiririm ben. Yanına da vitamin veririm. Sen içeriği bir su siliver yavrum. İçinmiş acaba? Oku bakayım şunun kağıdını. Çok küçük yazmışlar, göremiyorum. Soğuk algınlığı, ateş, baş ve diş ağrıları. Tamam, ver. Şu da vitamin, biliyorum bunu. Şunları içsin de bir meyve suyu sıkayım bari. Abla, ya ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Kızacağım bir şey söyleme sen de. Yok yok, öyle bir şey değil. Cemile ile ilgili. Ne olmuş Cemile'ye? Kızmak yok ama. Ay tamam, söyle ne olmuş? Beşir'e sevdalı galiba. Ne biliyorsun? Yani olan biten bir şey yok. Ama anlıyorum işte. Beşir'in odasında gördüm az önce. Ya eşyalarını okşuyordu. Yazık. Kız seviyor için için. Ben söyleyeyim. Vallahi ben de şüpheleniyordum ama. Yaşı geldi aslında. Beşir de pırlanta gibi çocuk. Bakarsın evlenirler ha. Olmaz mı? Kim bilir. Dur bakalım şimdi. Ulu orta konuşma. Tamam. Sokma akıllarına. Tamam. Zaman ne gösterir bilinmez. Kısmet. Bitti bu. Al yenisini içerideki dolaptan. Bir daha konuşmam. Hadi hazır mısın? Hazırım. Bana da versene. Hadi gidelim. Oo, kendinizden önce kokunuz geliyor. Süründük biraz. Hanımlar hazır mı acaba? Hiç zannetmiyorum. Abla! Matmazel! Ben dedim değil mi? Hemen hazırlanırım. Saat kararlaştırmasak neyse. Kusura bakmayın. Nihal'i alışverişten koparıp getirmek zor oldu. Biraz geç kaldık. Girip çıkmadık mağaza kaldı mı? Tabii ki hayır. Antrenman nasıl geçti? Oğlumu görecektiniz Deniz Hanım. NBA'cilere taş çıkarıyordu sağ. Ay, aferin sana. Tek başına bir takım sanki. Vallahi gurur duydum. Teşekkür ederim. Biz inelim, gelirsiniz siz. Tamam. Çabuk olun ama acıktık. Bak şimdi... Acele etmeyin, rahatınıza bakın. Çok bekletmeyiz.
Ya öyle söyledin ya. Şimdi gece yarısı anca yeriz yemeği. Ya. Tokamı bulamıyorum. Hah, burada. Aa, matmazel. Ne oldu canım? Saçlarınız böyle ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Bence bir daha toplamayın, açık kalsın hep. Çalışırken pratik değil böyle. Alışkın değilim. Şimdi çalışmıyorsunuz ki. Tatilde sayılırız. Yok yok. Bu gece açın bari ne olur. Çok yakışıyor. Ama rahat edemem. Hayır, bu gecelik böyle kalacak. Lütfen matmazel kırmayın beni ne olur. Hatırım için. Tamam, hadi oyalanma. Sen de hazırlan tara saçlarını. Bekliyorlar aşağıda. Tamam. Aman kızım, iyi karıştır, dibi tutmasın. Tamam. Ya Bihter Hanım, Behlül Bey'e yaptığım çorbadan içer mi acaba? Hasta yemeği mi yedireceksin kadına? Salata tamam, başka? Bir de cacık yap istersen. Heh, cacık mı? Hay hay, derhal cacık yapayım sana. Ay, dilimin ucuna geldi. Beşir de çağır diyecektim. Evde olmadığını unuttum bir an. Halbuki nasıl hissediliyor yokluğu, değil mi? Ya elim ayağım o benim, elim ayağım. Bugün daha iyi anladım. Evladım çok çalışkan, çok. Çalışkan, terbiyeli, saygılı. Bir tanedir o, bir tane. Dört ayağının üstüne düştü. Geziler, meziler, keyfi yerinde. Ne yapıyor acaba? Ay bir arasana şunu. Arayayım. Hadi. Yarın maça kulüp yöneticileri de gelecekmiş. Ya. Benim gibi genç yetenekleri keşfetmek için. Ne haber? Aa, iyidir sen? Ben de iyi. Takım arkadaşın değil mi? Antrenmanda gördüm. Evet, o da ailesiyle burada kalıyor. Oo, anlayalım Beşir. Evden arıyorlar. Alo. İyi akşamlar Beşir Çelebi. Nasıl gidiyor geziniz? Nasıl olsun, iyi valla. Ne yapıyorsun, ne var ne yok? Hiç işte, oturuyoruz Adnan Bey'le. Ha, dalga geçme diyorsun, anladım. Tamam, kapatayım o zaman. Sonra sen müsait olunca ararsın. Olur, görüşürüz. Beşir bir verir misin, bir şey soracağım. Bir dakika, Adnan Bey istiyor. Veriyorum. Adnan Bey konuşmak istiyor. Efendim, iyi akşamlar Adnan Bey. Ne yaptınız? Firdevs Hanım'ın odasını hazırladınız mı? Evet efendim. Hazırladık. Odayı soruyor bak. Güzel güzel temizledik. Tabii Bihter Hanım'ın talimatına uygun biçimde yerleştirdik. Ellerinize sağlık. Bihter Hanım nasıl? Yorulmuş. Öbür evdeydi biliyorsunuz. Şimdi odasında dinleniyor. Güzel. Her şey yolunda yani. Behlül Bey biraz hasta. Yatıyor. Onun dışında bir şey yok. Behlül evde mi? Evet Adnan Bey. Gelir gelmez vurdu kafayı, yattı kaldı öyle. Ya, haberim olmadı. Vallahi üşütmüş herhalde. Neyse, geçmiş olsun. Hadi iyi akşamlar size. Size de efendim, size de. Herkese selam. Sağ ol. Ne oldu baba? Yine kim hasta? Behlül, üşütmüş biraz. O olsun, bizimle gelmedi. Bülent, o ne biçim laf? Tamam, geri aldım. Elif'in doğum günüydü evde bu akşam.
Alo. Neredesin Behlül? Yolda mısın? Evdeyim. Ben de geç kaldım diye panik yaptım. 5 dakika sonra evdeyim ben. Hemen hazırlanacağım, beni alırsın. Elif, ben çok hastayım, gelemeyeceğim. Yalancı. Vallahi çok kötüyüm, yatıyorum. İnanmıyorum. Kapat, evden arayacağım. Saçmalama ya. Bana bak, başka bir program mı yaptın yoksa? Eğer öyle bir şey varsa vallahi çok kötü olur. Elif. Kafamı kaldıramıyorum. Hay Allah. Geleyim mi yanına? Yok. Senin gecen bu gece. Lütfen kusura bakma. Hediyen için çok teşekkür ederim. Beğendin mi? Hem de nasıl. Defile kulesine geldi kutu. Nasıl hava attım anlatamam. Güle güle kullan. Ya neler planlamıştım. Doğum günümü tek başıma geçireceğim hiç aklıma gelmemişti. Ben de istemezdim. Lütfen sonra çıkartırız acısını. Dökülüyorum, çok zor konuşuyorum. Tamam canım. Yarın ararım ben seni. İyice yat, dinlen, iyileş bir an önce. Tamam, mutlu yıllar sana. Birlikte. Görüşürüz. Thank you.